ekranlarından merhaba sayın seyirciler. Ben Mete Soysal Bozdoğan, Haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Şu sıralar iç siyasi gündemde hayli sıcak başlıklar var. Biz de bugün son gelişmeleri ele alacağız. Yerel seçim öncesi ittifaklara dair son gelişmeler, Sayın Bahçeli'nin İyi Parti'ye olan çağrısı, İyi Parti'nin bu çağrıya cevabı, CHP'deki parti içi çekişmeler ve muhalefetteki son durum gündemimizde. Haftanın Z raporu başlıyor. Efendim siyasi gündemde bu hafta MHP'den İyi Parti'ye giden çağrı çok konuşuldu. Çağrıyı, yansımalarını ve olası gelişmeleri değerlendireceğiz. Peki kimlerle? Hiç vakit kaybetmeden konuklarımı takdim etmek istiyorum efendim. Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Enes Bayraklı hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Siyasal iletişimci Ferhat Murat hoş geldiniz efendim. Merhabalar hoş bulduk ve programımıza bağlantıyla, kat, bağlantıyla, katkı sağlayacak olan Star Gazetesi yazarı Yakup Köse. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet Sayın Bayraklı sizinle başlayalım efendim. Ee, şimdi baktığımız zaman hakikaten iş siyasette büyük bir hareketlilik var. Ee, yerel seçimlere dair gündem konuşulmaya başlandı bile. Aslında 8 ay var. Ee, bayağı da bir zaman var sayılır. Fakat yani teamüller bu yönde. Fakat e, Sayın Erdoğan'ın e, 28 Mayıs'ta o e, genel seçim zaferini ilan ettiği akşam daha e, yerel seçimlere işaret etmesi sanırım bu gündeme dair de bir e, katalizör etkisi oluşturdu. Bunu yorumlamanızı rica edeceğim sizden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma tarzını. E, AK Parti'ye baktığım zaman teşkilatlı hareketlilikler var. E, yerel günde, yerel seçim gündemine odaklı bir çalışma görüyor bununla birlikte MHP'ye baktığımız zaman yine aynı şekilde böyle bir gündem var. Hatta e, ittifaklara dair bir hamle yaptı. Sayın Bahçeli birazdan onu konuşacağız. İyi Parti bir mesaj gönderdi. Oradan gelen e, cevaplar var. Bunları değerlendireceğiz. E, İyi Parti geçtiğimiz haftalarda genel seçime dair bir değerlendirme yaptı kaybettik dedi. Halkla zıtlaşılmaz dedi. E, ve bu değerlendirme sonrasında da biz orada da yerel seçime e, odaklı bir süreç görüyoruz. Tabii CHP'de biraz işler karışık. Bir muğlak bir e, ortam söz konusu. E, genel başkanlık koltuğuna kim oturacak? Kurultay ne zaman olacak? E, bununla birlikte belediye başkan adayları kim olacak? Pek çok e, soru işareti var. Ve hakikaten biraz orada e, sorunlu bir durum var. O o o yani yani dair gelişmeleri de konuşacağız. Şununla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs akşamı bu işaret fişeğini vermesi yerel seçime dair. E, bu tarzı siyaseti nasıl yorumlamak lazım? Ve bu e, açıklamaların, e, bu tarzın Türkiye siyasetine etkisi? Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tabii ki sadece bu seçimlerle ilgili değil aslında siyasete ilk girdiği günden beri aslında tarzı bu. Çok çalışkan bir siyasetçi. Bir kere onu tespit etmek lazım. Hem bir devlet adamı olarak hem bir siyasetçi olarak. Bunu nerede görüyoruz? Mesela işte izleyicilerimiz baksınlar her seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu miting sayısı ve ana muhalefet partisi lideri o gün her kimse bu şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ama geçmişte Deniz Baykaldı. Kaç? miting yapmış. Bir de onlara da baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanı hep kendi siyasi ana e, e, muhaliflerini iki katı, üç katı performans gösteriyor ve bunları yaparken de aynı zamanda başbakanken, cumhurbaşkanıyken e, bu performansı ortaya koyuyor. E, gerçekten çok çalışkan bir siyasetçi ve e, özellikle de e, insanlara dokunan bir siyaset tarzını da çok önceliyor. E, dolayısıyla onu sürekli kendisi zaten zikrediyor. E, her seçim akşamı biz bir sonraki seçimin çalışmalarını başlatırız diye ki bu e, bir sadece bir açıklamadan ibaret değil gerçekten de e, AK Parti teşkilatlarının e, genel merkezin seçimi değerlendirdiği, analiz ettiği, eee belli çıkarımlar yaptığı ve işte zayıf kalınan noktalara yönelik de çalışmalar yaptığını biliyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanının da bir parti lideri olarak aynı zamanda da Başarısı olan bölgelerle ilgili de hatta bazen basına da yansıyor. İşte çeşitli siyasetçilere de bazen biraz işte hesap sorar tarzında sorular evet. sorduğu, uyarılar yaptığı da görülüyor. Yani şeyi de takip ediyor, sahayı çok yakından takip ediyor. Tabii başarı yani bir siyasetçinin ya da herhangi bir yönetimin başarısı tabii ki tesadüf değil, hiçbir zaman değil böyle büyük devlet adamlarının da başarıları tesadüfi değil. Ee, Tabi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişten beri ortaya koyduğu performans tarz e, gerçekten e, çok eşi benzeri görülür bir performans değil. Zaten e, seçim başarılarıyla da bunu taçlandırdı ve gösterdi. Neredeyse kaybettiği bir seçim yok. Bazen e, oylarda bazı düşüşler oldu ama her seçimi mutlaka birinci bitirdi. Yerel seçimler yahut genel seçimler hep birinci bitirdi. Hiçbir zaman ikinci olmadı. Bazen tabii ki konjektüre göre ki 22 yıl çok uzun bir süre. Hele Türkiye evet. siyaseti için evet. gerçekten bir asır sayılır 22 yıl. Hı hı. Ki zaten 22 yılda da Türkiye çok ciddi olarak dönüştü. Her şeyle dönüştü. Bu açıdan bakacak olursanız tabii bu son 22 yılda yapmış olduğu dönüşüm, Türkiye'yi dönüştürmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisiniz şimdiden zaten Türk siyasi hayatında Türk siyasi tarihinde müstesna bir yere konumlandırmış oldu. Biliyorsunuz serbest seçimler dönemi boyunca işte 1950'lerden bugüne başka hiçbir parti ve lider de bu başarıyı gösteremedi. Burada demin de bahsettiğim gibi tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o enerjisi ve sürekli de partiyi ve kadrolarını da yenileyebilme iradesini ve şeyini de becerisinde gösterebiliyor olması da çok önemli. Yani bazı partiler biliyorsunuz bir belli bir süre sonra donuklaşıyorlar. Hı hı. Yani çok bunu mesela ana an, 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 muhalefet partisinde görüyoruz. Yani ciddi bir toplumsal baskı var şu anda. Hı hı. Ciddi bir yenilgi aldı Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve partisi. Ama buna rağmen o toplumsal baskıya deniliyor. Yani o kemikleşmiş yapı partide bir dönüşüme müsaade etmiyor. Hı hı işte dört dönem, 5 dönem, altı dönem, yedi evet. dönem, 8 dönem partide görev yapan, milletvekili yapan isimler var. Bu tabi bundan dolayı da zaten işte bu partilerin başarılı olamadıklarını görüyoruz. Ya bir kısmı yeni partiler kuruluyor ama Saman Alevi gibi efendime söyleyeyim işte bir seçimde biraz varlık gösterip sonra ortadan kayboluyorlar. Gerçekten Türk siyasetinde tutunmak çok zor, kalıcı kal olarak kalıcı olmak çok zor. Türkiye'nin siyasi hayatı çok canlı yani biz son yaşadığımız seçimlerde de bunu gördük. Kıran kırana bir demokratik mücadele. <laughs> Katılım oranı çok yüksek seçimlere yani evet. öyle hiç Avrupa'da görmeyeceğimiz bir oranlarda. Evet, halkımız da çok politik. Halkımız da çok yani politik. Yani her yerde siyaset konuşuluyor. Evet. Yani e, ev toplantılarına gidin ev hanımları da siyaset konuşuyor. Kıraathanelere gidin emekliler de siyaset konuşuyor. İş hayatında da her yerde var. Bu haddi kötü bir şey değil. Yani bunu sanki kötü bir şey işte toplumun politize olması kötü bir ha, şey demokrasiye olarak. Demokrasiye katkı olarak evet, düşünüyorum yani, ben. Günün bence. sonunda e, Türk toplumu siyasetten bir bek. Beklentisi var. Hı hı. Siyaset meşru siyaset eliyle seçimler eliyle ülkenin sorunlarına bir çözüm üretebileceğine inanıyor. Hı hı. Ve işte şu partiyi seçim ya da bu partiyi seçeyim fark etmez. Bu şekilde de ülkenin sorunların çözülerek daha iyi gideceğine dair bir inanç var. Hı hı. Bunu da buna inandığı için de insanlar kalkıyorlar pazar günü. E, tatil'e gidebilecekken seçim'e gidip evet, oy kullanıyorlar. Evet. Hatta tatil'e gitmiyor, erteliyor ikinci tur için oy kullanıyor. Bu aslında bizim demokrasimizin geldiği noktayı da şeyi de gösteriyor, olgunluğunu da gösteriyor. Evet. Mesela bazı Batı demokrasilerinde insanlar artık o ülkede seçimlerde çok da fazla bir şey değişmeyecek. Yani o partiye da gelse bu parti gelse Tabii çok da oturmuş sistemler de var orada. Mesela katılım oranları %50'lere kadar düşüyor. Ya bazı sistemler var. Mesela işte çok otokratik sistemler. Oralarda Aa, evet. insanlar seçimlere katılmıyorlar bile. Yani ne manası var bu seçime benim katılmamın diyor. Değişen yani bir şey olmadığı için. Evet yani dolayısıyla Türkiye'deki seçimlerin bu katılım oranı yüksek olması meşru siyasete duyulan güven <laughs> e, bence çok önemli bir kazanım. Evet. E, ve bunun da meyvelerini Türk toplumu aldı. Yani 1950'lerdeki serbest seçimlerden beri <laughs> e, darbelerle her 10 yılda bir akamete uğratılsa da bu süreç. Türk toplumu ısrarla meşru siyaset içerisinde kalmayı tercih etti. Marjinal grupların sokağa çağıran, şiddete çağıran, teröre çağıran grupları hiçbir zaman ana akıma hitap edemediler. Toplumun geniş kesimleri hiçbir zaman bu yola tevessül etmedi. Ee, bu da bizim açımızdan gerçekten çok e, önemli bir durum. Evet yorumunuzdan da çekeyim. Hakikaten e, Türkiye siyaseti çok değişti söylediğiniz gibi. Şöyle bir yani siyasi tarihe baktığımız zaman e, uzunca bir dönem tek parti dönemi var. Sonrasındaki e, çok partili hayata baktığımız zaman 10 senede bir darbeyle akamete uğratılan bir süreç görüyoruz. E, askeri darbelerle devrilen iktidarlar sonra medyanın devirdiği iktidar derken... E, AK Parti döneminde gerçekten çok şey değişti. Türkiye'de demokrasi adına çok fazla kazanım yaşandı. Ve ee, sanırım işte o hani çok yorucu bir süreçti. 2023 genel seçim süreci gerçekten çok yoğun bir gündemi vardı. Yani şöyle hani bir oh çekelim bir nefes alalım dediğimiz anda 28 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerel seçimleri işaret etmesine şaşırmadınız herhalde öyle mi? Ben öyle anlıyorum. Şaşırmadım çünkü hep kendisi açısından çıtayı <laughs> bir yukarı koyan bir lider. Yani <laughs> onu hep görüyoruz yani işte yerel seçimlerde mesela yani günün sonunda biz başkanlık sistemine geçiş yaptık mı? E, bu şimdi hala bugün eleştiriliyor. E, parlamenter sistemde kalsa AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı çok kolay her seçimi kazanabilirdi ama kendisi için %51 sınırını koydu seçim yani oldu. çok zor. Evet. Yani gerçekten %51 büyük şimdi bir o o oy almak bir seçimde gerçekten çok büyük başarı. Hatırlayın evet. 90'larda bir parti %21 22'li oy alıp Tabii. başbakan çıkarıyordu. Tabii. E, işte koalisyon yahut AK Parti ilk dönem iktidara geldiğinde %32 33 ile tek başına iktidar oldu. Yani o çıtayı %50'lere çıkarmak ee, bu gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarzı da bu. Evet. daha zoruna talip olmak. Şimdi de tabii hı hı. kendisi açısından yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara'yı tabii hedeflediğini söyleyebiliriz evet. ama Türkiye çapında da başarılı olmayı hedefliyor. Ve geldiğimiz aşamada Türkiye siyaseti, medyası yerel seçimleri yavaş yavaş konuşmaya başladı. İttifaklar noktasında bir canlanma söz konusu. Yeni gündemler oluşuyor. <laughs> Sayın Bahçeli bir hamle yaptı. İyi Parti'ye bir çağrı gönderdi. Önce o çağrıya bakalım, bir hatırlayalım. Bu hafta gündemi buydu çünkü. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İyi Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. Çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi. İzliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yerel seçim öncesi İyi Parti'ye çağrı geldi. Genel Başkan Devlet Bahçeli 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçim öncesi İyi Parti'ye ittifak mesajı verdi. Çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi. Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir duyurdu. Genel Başkan Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019 tarihinde sosyal medya hesabından geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İyi Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Özdemir, Genel Başkanımız İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar diyerek o mesajı paylaştı. MHP lideri İyi Parti'ye yaptığı çağrıda çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına ifadelerini kullandı. Evet e, çağrı bu şekildeydi. Sayın Murat nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu çağrının anlamı neydi? Kapsamı neydi? Bu bir ittifak çağrısı mıydı? E, ve e, sürpriz bir hamle miydi? Ne dersiniz? Kesinlikle sürpriz bir hamleydi. Yani beklenmiyordu açıkçası o gün e, Özellikle saat artık 12'ye doğru gelmişken bir anda bu mesaj Hı -hı. siyaset gündemine bomba gibi düştü diyebiliriz. Evet. Ki 26 Ağustos'ta bir açıklama yapması bekleniyor İyi Parti'nin ki ilk izlenimler İyi Partili isimlerin açıklamalarına baktığımızda sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopma yönünde veya işte yerel seçimlerde daha fazla kazanım elde edebilmek adına bir takım el yükseltme olarak yorumlanabilecek bir strateji barındırıyordu. Tabii Sayın Bahçeli'nin bu hamlesi aslında o açıklamanın bir ön izlemesini öne çekti. Yani tam 24 saat sonra İyi Parti bir cevap vermek durumunda kaldı. Tabi Bahçeli siyasette stratejik hamleleriyle tanınan bir isim. Sayın Bahçeli bu konuda gerçekten mahir. Geçmişe de baktığımızda çok stratejik, noktasal atışlar yapabiliyor ve düsturuna baktığımızda önce devletim, milletim, sonra partim ve ben bakış açısıyla hareket eden bir isim olduğunu biz nereden hatırlıyoruz? 7 Haziran 2015. Yani HDP, Doğru. CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir koalisyon yapması ve bunun karşılığında da kendisine başbakanlık koltuğu verildiğinde bunu elinin tersiyle itmişti. Yani siyaseten bir makam mevki, bir pozisyon söz konusu olduğunda bunun ülkenin bekasıyla alakalı bir tehdidi, bir problemi olduğunu gördüğünde elinin tersiyle iten bir isim. Bu bakımdan e, siyasi şahsi ikbalini en sona koyarak hareket eden ve İyi Parti'ye yaptığı çağrıda da bu noktanın altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burada bir taşla aslında Sayın Bahçeli'nin iki kuş vurduğunu düşünüyorum. Bir kere İyi Partililerin son dönemde yaptığı açıklamalara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana durmayan bir pozisyonu işte yerel seçimlerde belki de daha fazla bir kazanım sağlayabilmek adına ortak adayların daha çok Millet İttifakı'nın güçlü olduğu yerlerden İyi Partili isimlerin aday gösterilmesini istemenin yanında bir taraftan da aslında hem iktidara hem muhalefete gitmek istemeyen bir grup seçmenin ki Sinan o anda tecelli etti bu 14 Mayıs'ta biliyorsunuz. O seçmen grubunun oyunu almak adına bir üçüncü yol. Ben iki tarafta da değilim, iki ittifakta da yokum. Kendi başıma, kendi logomla bu sürece devam edeceğim açıklamasını belki yapacaktı. Ben burada aslında Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu hamlenin ilk adımının aslında İyi Parti'nin bundan sonra CHP ile çok yakın bir yol arkadaşlığı yapamayacağı kanaatindeyim bu yaptığı hamleyle. Ki ilk taş bu bana göre. ikinci taş da eğer yaparsa yani beklentide oluşturuldu 26 Ağustos önemli bir açıklama Türk siyasetinin yeni bir başlangıcına vesile olacak şekilde nitelendirip bu açıklamayı yapıp da siz tekrar CHP ile yan yana yürürseniz, bunun da aslında milliyetçi tabana bir işaret etmek. Yani bakın, kurulduğu ilk günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki kendi ifadesidir Sayın Akşener'in kuyruk siyaseti olarak takip eden bir partiyle, HDP ile yan yana yürüyen bir partiyle milliyetçi, muhafazakar seçmenin işi olmamalının bir altının çizilmesi olarak değerlendirmek lazım. Bu bakımdan bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özne olabilmesi için e, bir Türkiye siyasetinde e, İyi Parti'nin daha farklı bir yola girmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Yani önceki durumdan daha farklı bir pozisyon alma sürecine mi girecek Kesinlikle İyi Parti? Kesinlikle bakın şuradan yola çıkalım. 2017 yılında kuruldu. İlk seçimlere 2018'de girdi İyi Parti ve burada 9,96 oy aldı. Sayın Akşener de Cumhurbaşkanı adayıydı. Partisinden daha düşük bir oy aldı ve 5 yıl boyunca Türk siyasetinin en önemli mecrası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir sayıda milletvekiliyle temsil edilip akabinde bir sonraki girdiğiniz seçimde 9,69'a düşüyorsunuz. Bir şekilde bir <laughs> mesafe kat edemiyorsunuz. Bunun temel sebebi şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir basamak partisi olmak. Hatta şöyle ifade edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini solda tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkeze yakın solda pozisyon Ulandıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez sağda ki şubesi gibi hareket etti. Yani baktığınızda bunu reddeden açıklamalar görüyoruz. Mesela bir milletvekili diyor ki Lütfi Türkkan, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy toplamaya memur kılınmış değiliz. Ama uygulamada böyle olmadığını görüyoruz. 2018'de 42-43 yıl milletvekili çıkaramayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaramadığı illerde örneğin Yozgat, Kütahya, Elazığ, İttifak içindeki oyların dağılımı nedeniyle bir milletvekili almaya hak kazanamayacak oyu olan CHP'nin milletvekili çıkardığını görüyoruz. Bu 2018 Maniden. genel seçimlerinde birebir oy toplanmıştır. E gelelim 2019'a. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay burada da HDP'lilerin, İYİ Partililerin ve CHP'lilerin oylarıyla bir seçim kazanıldı. Ve bunun da en önemli etkilerinden bir tanesi etken noktalarından bir tanesi İyi Partililerin oylarıydı. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının seçim kazandırıldı. Hı hı. Şimdi bu seçmende gerçekten çok ciddi bir soru işareti. Niye soru işareti? HDP dediğimiz şu anki ismiyle Yeşil Sol terör örgütünün siyasi uzantısıyla yan yana yürümenin ciddi rahatsızlığını duyuyor, özellikle hı hı. E, İyi Parti tabanındaki veya seçmenlerindeki önemli bir kesim. Bu noktadan baktığımızda. CHP'den kopması gerekir eğer özgün ve yoluna devam etmek istiyorsa İyi Parti'nin diyor bir taraftan da. Aslında Sayın evet. Bahçe'nin yaptığı mesajın hı hı. Ad, e, mesajlarında bu e, noktaya dikkat çekiliyor. Bu hı kısım hı. önemli. Eğer bu kadar bir gündem oluşturup beklenti oluşturup kendi logomuzla yolumuza devam edeceğiz havasını bir şekilde insanlara teneffüs ettirip tekrar CHP ile İstanbul'da ve Ankara'da biz sadece yol yürüyeceğiz. Diğer yerlerde kendi logomuzu gireceğiz deseler bile bu İyi Parti'nin gelecekte çok çok uzun ömürlü bir siyasi Yolculuğu olmayacağının da aslında gösterisi hmm, Önemli bir şey olabilir. söylüyorsunuz. Yani İyi Parti tabanı bir mesaj veriyor. Özellikle hani genel seçim propaganda sürecinde İyi Parti'nin altılı masada olması hasebiyle pek çok ilkesel konuda olması gerektiği kadar ses verememesi, tepki gösterememesi, bazı konularda suskun kalması tabi tabanın hoşuna gitmedi. Bu noktada mesaj veriyor. Pek çok açıdan değerlendiriyor aslında, süreci. 14 Ve Mayıs'ta bu mesaj ki, çıktı. Evet önemli bir süreç yaşanıyor parti açısından. Yeni bir pozisyon almazsa daha özgün bir pozisyon almazsa dediniz. Çok uzun ömürlü kalıcı bir parti olamaz siyasi. Olamayacak çünkü şöyle düşünün. Yani 5 yıl gibi bir zaman dilimini siz oy yükselterek önemli bir oranda ki kendi ifadeleri %20'ler bandında bizim oyumuz vardı. ana muhalefet olacağız en kötü. Başbakan olacağım ben diyen bir genel başkanın. Bir önceki seçime göre ki seçmen sayısı artmış olmasına rağmen, daha fazla gündemde gözükmüş olmasına rağmen oy kaybı yaşaması, bu aslında önemli bir işarettir siyasi partiler için. Yani siz ivmenizi yükseltemezseniz, daha fazla kitlelere hitap edemezsiniz. Bir de bu masanın zaten bir bağlayıcılığı söz konusu. Seçimlerden önce de biz bunu konuşuyorduk hep. Yani birbirine benzemeyen ideolojik altyapıların, tabanların, partilerin bir masada buluşması... ...birçok konuda kendilerini kısıtlaması anlamına da geliyor. İstanbul Sözleşmesi'ne birisi karşı çıkıyor, ötekisi destek veriyor. Birisi HDP ile yan yana kayyuma yeşil ışık yakıyor. Ötekisi karşı durmaya çalışıyor ama çok sert bir ses çıkartamıyor. Bu da ister istemez seçmende bir kanaat oluşmasını sağlıyor. Ve bu oy vermeme yönünde gerçekleşiyor. Biz aslında, az önce siz de ifade ettiniz, güzel de bir noktaya temas ettiniz... Genel seçimler öncesindeki havanın bir benzerini şu günlerde yaşıyoruz. Bakın iktidar Cumhur İttifakı hı hı. bir uyum içerisindeler. Ön görüşmeler yapıldı. Hemen hemen pek çok şeyin nasıl yapılacağı belli. Yol haritası belli. Evet. Muhalefette yine benzer bir dağınıklık var. CHP bir tarafta değişim vurgusu adı altında değişimin altını doldurmadan hı hı. değişim iyidir, değişim güzeldir şeklinde bir e, gündemi varken İyi Parti'nin işte oradan kopalım <laughs> kopmayalım mı daha fazla evet. nasıl kazanabiliriz gibi. Hı hı. Yine şahsi siyasi ikballeri merkeze koydukları bir ortam var. Bu bana işte 3-5 ay önce 6 ay önce yaşadıklarımızı birebir hatırlatıyor. Hı hı. O hatırlattıkları nasıl bir sonuca götürülnde herhalde 28 Mayıs'taki sonuçla benzer bir sonuçun bizim yerel seçimlerde karşı karşıya kalmamıza sebebiyet vereceğini şu an için İzliyorum ve görüyorum açıkçası. Evet yani kısaca rica edeyim sizden katılır mısınız bilmiyorum. Ee, şöyle ki yani seçmen davranış eğilimlerine baktığınız zaman mesela CHP tabanında çok fazla sanki sandıkta kendi partisine mesaj verme eğilimi yok. Ama milliyetçi veya muhafazakar kesime baktığınız zaman o geniş yelpazede farklı partileri düşünebiliriz. Hı. AK Parti'yi düşünebiliriz MHP'yi veya İYİ Parti'yi ufak ufak ince mesajlar verir. Doğru. Parti bunu alırsa daha da büyür. Yok almazsa sonunu da hazırlayabilir. Çok böyle değil mi yani tarihin tozlu sayfalarına gömülen partiler gördük. Evet. Katılıyor musunuz bu noktada? Kesinlikle özellikle bahsettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini bir kenara koyduğumuzda genel başkan siyasi pozisyon evet. çok fark etmeden belirli bir kemik oyu var. O altı oka oy veren var ki okların pek çoğu aslında günümüzde kalmamış olmasına rağmen. Ancak bahsettiğiniz seçmen grubunda uyarıyı da, onayı da, güveni de çok net bir şekilde görebilirsiniz eğer seçimdeki hı hı. o sonuçları dikkatli incelerseniz ki az önce Enes hocamın da ifade ettiği Sayın Erdoğan'ın da en önemli özelliği bu. Sandık sandık, mahalle mahalle iniş hı hı. çıkışları analiz edip bunun hesabını sorup buna göre de pozisyonunu gerekirse değiştirmeye çok Mümkün bir siyaset gerçekleştiren bir isimden bahsediyoruz. Tabii evet. 50 yılın üzerinde bir siyasi tecrübe tabii. bunu gerektiriyor. Aslında mesaj başarılıdaki kodlarda da bunlar gizli diye düşünüyorum. Evet, şimdi bakalım İyi e Parti nasıl pozisyon alacak ve şimdi değerlendirelim hemen biraz oraya geçelim. Fakat öncesinde tabii İyi e Parti ne cevap vermiş, buna bakacağız efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel iktidarda komşu olalım çağrısına İyi Parti'den yanıt geldi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu millete adres gösterdi. 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet mesajını paylaştı. İyi Parti MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde işbirliği çağrısına yanıt verdi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu yaptığı yazılı açıklamada Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran'daki Büyük Kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir dedi. Akşener'in Ağustos ayında yapacağı açıklamaya dikkat çeken Zorlu 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet mesajını paylaştı. Evet efendim, şimdi bu açıklamayı değerlendirelim. Sayın Köse, bağlantıyla programımıza katkı sağlayan Yakup Köse. Evet, önce sayın Bahçeli'den gitti mesaj, İyi Parti'ye, İyi Parti'den bu yönde bir mesaj geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün deme? Evet Aslında e, Sayın Devlet Bahçeli e, genel seçimlerden önce de buna benzer bir açıklama yapmıştı. E, hatta Ferhat Hocam'ın da söylediği gibi 50 yıllık siyasi deneyimi olan bu ülkenin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız da e, genel seçimlerden önce Sayın Meral Akşener'e e, gelin diye bir çağrıda bulunmuştu. Fakat e, altılı masada iktidar rüyası gören e, ve sahayı duymayan, sahayı bilmeyen, sahayı hissetmeyen ve altının masanın uğultularıyla e, kulakları e, kapananlar maalesef e, bunları duymamıştı. E, tabii genel seçimlerden sonra Sayın Meral Akşener'im hemen e, seçimi değerlendirirken, e, o akşam seçimi değerlendirirken çıkışı şahsen... Ben şöyle düşündüm, e, dedim ki Sayın Meral Akşener e, sahadaki e, tepkiyi e, bu gece e, milletin iradesiyle e, duymuş galiba dedim çünkü e, sesindeki o ton e, onu yansıtıyordu. Sayın e, de, Devlet Bahçeli bir büyük olarak e, ve devleti çok iyi bilen, milletini seven, devletini seven. Sayın Devlet Bahçeli bir yerel seçim sürecinde e, Meral Akşener'i e, davet ediyor. E, burada e, Sayın Meral Akşener'in hani buna nasıl bir tepki vereceğini bir tarafa koyarak sahaya dönmek istiyorum ben. E, İyi Partili arkadaşlarımız var, onlarla oturuyoruz. E, Sağdaki İyi Partili vatandaşlarla konuşuyoruz. E, bu çağrı e, bir nevi... Yani e, bir rahatlama olmuş kendilerinde çünkü e, İyi Parti tabanı ve İyi Partinin e, bazı yöneticileri e, altılı Masa'nın etrafında dönen e, ve belli başlı e, anlaşmalar içerisinde olan HDP'den e, çok rahatsızdı ve e, HDP ile İyi Partinin e, aynı e, çuvala kon konmasından e, ve ee, onlarla e, işbirliği içerisinde e, görünmesinden rahatsızdı. E, hatta sahada e, şehit yakınlarının Meral Hanım'a soru sorduğu zaman buna net bir şekilde cevap verememesi de e, genel olarak hem Türkiye'de hem de İyi Partili tabanında bir tepki e, yol açmıştı ve onlarda bir ferahlık gördüm. Yani bir rahatlamışlardı. E, umarım işte e, Meral Hanım genel seçimlerden ders almıştır e, ve yerel seçimlerde işte e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, bu çağrısına e, kulak verir e, diyorlar. E, sahayı dinlemediler. Yani bu net bir şekilde söylüyorum. Genel seçim öncesi sahayı dinlemediler ve o altılım masada çok boş bir uğultu vardı. Bir rüya görüyorlardı. Gerçekten bir rüya görüyorlardı. Ve ee, bu rüyanın neticesinde bazı vaatlerde de bulundular yani inanılmaz vaatlerde bulundular yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, her parti liderine kapalı kapılar ardında vermiş olduğu sözlerden tutun e, ve diğer işte liderlere verilen sözlere kadar e, inanılmaz bir kaos vardı o masada hani biz bunu gerek TRT ekranlarında diğer, gerek başka yerlerde sürekli anlatıyorduk bakın bu masadan kaos çıkar yani Türkiye'nin geleceği ve istikbali için herhangi bir netice çıkmaz dediğimizde biz o masadan gelen uğultu sesinin o artçıların nereye varacağını, neyin öncüsü olacağını hissedebiliyorduk, söylüyorduk. Şimdi burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu büyüklük ve çağrısı karşısında Türkiye'nin büyüyen Türkiye için dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da. Türkiye yüzyılının e, içinin doldurulması anlamında e, adımlar atılacağını ve Türkiye yüzyılının içerisinin doldurulacağının e, çağrısını yaptı ve herkesi bu konuda çalışmaya e, çağırdı. E, hal böyleyken e, ortada da e, böyle bir şey varken e, bu meseleye yerel seçim olarak bakmayıp da e, yani e, yanlışın neresinden dönülürse kardır. Ee, meselesiyle bakarsak adise ee, İyi Parti'nin tabanı e, bu işe benim gördüğüm izlenimim e, kadarıyla söylüyorum çok olumlu bakıyor ama e, yöneticiler ne der e, bunu bilemiyoruz çünkü bakın Meral Hanım bir şeyler hissetmişti aslında yani e, işte bazı olan olaylar vesilesiyle bir masadan bir kalktı. Yani bir bir kıyamet koptu masada ama farklı görüşmeler oldu. 24 saat içerisinde, masadan kalktığı saat itibariyle söylüyorum, o 24 saat içerisinde dönen görüşmeler neticesinde tekrar masaya oturdu. Masaya oturduğunda o, o akşam, o gece kameralara yansıyan Meral Hanım'ın yüzündeki ifade aslında o masaya çok gönül rahatlığıyla oturmadığını da belli ediyordu yani Çünkü kendisi sonrasında çok yorgundum İşte gün günlerce görüşmeler yaptık Bu yüzden yüz ifadem öyleydi dedi ama mutsuz olduğu belliydi sonuç nereye çıkar işte İYİ Partili yönetici de Ağustos ayını işaret ediyor ve orada bir işaret bir şeyi de milletimizin sesine Kulak vereceğiz diyor e, ama millet gerçekten yani milliyetçilik adına e, yola çıkan e, ve bu söylemlerle e, tüzüğü olan bir partinin e, HDP ile HDP'nin e, işte bağlı olduğu bazı marjinal e, gruplarla e, anılmasını istemiyor. E, burada e, bakalım Ağustos ayında e, iyi partilerden nasıl bir karar çıkacak? Onu hepimiz göreceğiz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim ki sahada vatandaş yani İyi Partili seçmen seçmenin Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı rahatlatmış durumda. Çünkü bu vesileyle o üzerindeki o kara bulutların o bazı işte söylemlerin kalkacağını düşünüyorlar. Böyle düşünüyorum ben Betül Hanım. Peki e, Sayın Köse, eee İyi Parti'nin tabanına dair e, yorum yaptınız. E, bunu da almış olduk. E, önemliydi. Evet şimdi eee İyi Parti'den e, gelen yanıta MHP ne cevap verdi? Şimdi biraz e, buna bakalım efendim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yerel seçimde işbirliği çağrısına İyi Parti'den gelen yanıtı değerlendirdi. İYİ Parti cephesinden yetkili yetkisiz, devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi dedi. İzliyoruz efendim. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimleri için İYİ Parti'ye çağrısına İYİ Parti'den rotamız millet yanıtı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'nin bu yanıtını değerlendirdi. Yetkili yetkisiz, devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi. Siyasi ikbalini CHP'ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına Hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP'ye ve millete milliyetçilik taslanması bir başka garabet. Semih Yalçın açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya değindi. Büyük taarruzun başlangıcı olan 26 Ağustos, hürriyet ve bağımsızlığa giden yolda müstevlilere vurulan son büyük darbenin tarihi yani MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hayırlı siyasi hamlesine dönük peşin hükümlü reddiye 26 Ağustos'un da şimdiden fos çıkacağının işareti. Evet Sayın Semih Yalçın'ın açıklamasını izledik. Efendim şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi az önce Yakup Köse de bahsetti. İyi Parti'nin tabanında yer alan kanaate vurgu yaptı. Bir kısım kesimin diyelim. Şimdi bu noktada siyasetçi Aytun Çıray'ın bir açıklaması medyaya gündeme düştü. Şöyle diyor. İyi Parti içinde bir grup AKP ve MHP ile işbirliğini savunuyor şeklinde. Yani tabanda böyle bir beklenti var mı hakikaten? Ne dersiniz İyi Parti tabanında? Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. İyi Parti günün sonunda kendisini öyle ya da böyle bir milliyetçi parti olarak tanımlıyor. tabii milliyetçi, muhafazakar dediğimiz büyük seçmen kitlesinin de Cumhur İttifakı tarafında toplandığını görüyoruz ve tabii demin de bahsedildi bu altılı masa içerisindeki uyumsuzluk özellikle HDP'nin verdiği destek özellikle milli politikalarda dış politika ile ilgili tutumlardaki Türkiye'deki geniş toplum kesimlerinin hilafına bir tutum takınılıyor olması işte ne bileyim Kuzey Irak meselesinde eee meselesinde Suriye ile ilgili yahut işte Karabağ meselesi mesela yani Karabağ meselesi bugün Azerbaycan meselesi bir kamuoyu araştırması yapılsa herhalde %80-90'larda daha fazla Türkiye'de bir destek çıkar. Tabii. Ama burada mesela işte ana muhalefet partisinden bir baş genel başkan danışmanının çıkıp orada işte Türkiye oraya şunları gönderiyor, bunları gönderiyor gibi <laughs> ifarelerde bulunması Cihatçıları evet maalesef yani ben burada bile söylemek istemiyorum hani evet, bu, bu konuda ee, yani sonra. ve operasyon devam ediyorken evet. Azerbaycan şehitler veriyorken İlk günlerindeydi evet operasyon e, ki Türkiye de destek verdi ve orada da bizim evet. şehitlerimizin olduğunu biliyoruz yapılan son açıklamalardan anlaşılıyor şimdi böyle bir dönemde dolayısıyla şimdi İyi Parti'nin öyle ya da böyle e, destek veren kitlenin yani bunlardan rahatsız olmaması mümkün değil. Fakat bütün bu rahatsızlık oluşturulan o e, e, muhalefet cephesinde oluşturulan o büyük işte böyle bir şey kampanya içerisinde gizlenmeye, saklanılmaya, bastırılmaya çalışıldı. İşte bir araya geliyoruz demokrasi efendim söyleyeyim ve Sayın Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerinden konsolide edilmeye çalışıldı fakat bu mayanın tutmadığı ortaya çıktı. Şimdi e, günün sonunda e, aynı şeyleri yaparak ...aynı adımları atarak farklı Hı -hı. sonuçlar almak mümkün değil. Yani evet. İyi Parti öyle ya da böyle farklı bir adım atmak zorunda siyasette. Hı -hı. Siz de bu şekilde düşünüyorsunuz. E, tabii yani yani farklı daha bir seçimler, pozisyon almak zorunda diyorsunuz. Eğer zorunda. başarı yani istiyorsa. Tekrar altını masaya dönüp Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu... ...hele Kılıçdaroğlu Hı -hı. bu kadar e, Sayın Kılıçdaroğlu başarısı olduktan sonra... ...ve kendi kitlesi Hı -hı. E, yani... Parti belki yönetimi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kontrol ettiği delege yapısı belki Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiyor, tutuyor. Fakat yani bunu görüyoruz entelektüeller, akademisyenler destek veren taban ateş püskürüyor. Şimdi böyle bir liderle hele de bu böyle bir ağır seçimden sonra, yenilgiden sonra dönüp yerel seçimlerde işbirliği yapmak, Akıl mantık alacak bir tutum değil. Yani... Baba, sayın hocam şöyle bir görüş de var. Yani e, şöyle bir kanal, yaygın bir kanal. Onu sormak istiyorum. Şöyle diyorlar: altılı masadaki partiler birbirlerine muhtaç. E, eğer e, hani başarı elde etmek istiyorlarsa, dolayısıyla şu süreçte bu partilerden gelen farklı açıklamalar aslında pazarlık zemininde el yükseltmek için. Ama fakat eninde sonunda o masaya yine oturacaklar şeklinde bir yorum yapılıyor. Ne dersiniz? Yani bunu belki hani çok düşük oy oranına sahip olan partiler için söyleyebilirsiniz. Ama iyi Parti hmm. öyle ya da böyle %10 oranına ulaşmış, onu tutabilmiş bir parti. Günün sonunda bu mecburiyet aslında birazcık da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ürettiği bir mecburiyet. Yani kitleyi, diğer partileri bana mecbursunuz, bu masaya mecbursunuz da ikna etti. Hmm. Burada da küçük o partiler maalesef, maalesef diyemiyorum. Yani orada bir rol oynadılar bu mecburiyetin, bu rızanın üretilmesinde. İyi Parti de buna kanalize oldu. kanalize oldu. Takılmak zorunda kaldı bu şeye, kervana. Bir çıkmaya çalıştılar. Fakat orada da ciddi bir baskı yiyince geri adım attılar. Ciddi bir yalpalama oldu. Onun neticesinde günün sonunda daha seçimler olalı da 2 ay 3 ay oldu. Yani hı hı. E, şimdi yerel seçimleri tabii ki şeyi farklıdır, dinamiği farklıdır her zaman Türkiye'de ama e, yani bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi kaos içerisindeyken işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bay, belediye başkanı şu anda mevcut başkan bayrak açmışken hı hı. parti liderliğine e, nasıl bir koalisyon kurulacak? Yani burada İyi Parti'nin önünde 3 yol var. Ya bu altılı masayla devam edecek ya kendi yolunu çizecek ya da Cumhur İttifakı'na katılacaktı. E, katılmayacağını ya da orayla bir belki taktik bir işbirliğine bile gitmeyeceğini gösteriyor. Bu tabi e, zor bir yol hmm. İyi Parti açısından. Yani Ama, 2024 2019 gibi değil farklı bir zeminde giriyor evet. e, seçime. Bence yani İyi Parti açısından e, Cumhur, yani altılı masaya dönmek en büyük kayıp olur. Hmm. E, Belki tek başına seçimlere girse belki bir belediye kazanamayacak. Ee, ama e, siyasi partiler sadece seçim kazanmak e, için de uzun vadeli uzun vadeli düşünmek zorundalar. Çok yani. Yani, 21 tane ilçe kazandı. Evet. O iki tanesi istifa etti. Hmm. AK Parti'ye geçti Nazmi. Ama yani burada gördüğüm kadarıyla yani uzun bir, vadeli bir Bir pozisyon için. ortaya koyabilir. Yani partiler bazen bir mesela siz demin bahsettiniz Sayın Bahçeli zamanında kendisine sunulan başbakanlık teklifini elinin tersiyle itti. Neden? İlkesel olarak. Yani ben HDP'le yan yana gelemem hiçbir şekilde. Evet. Benim partim, benim duruşum dedi. Dolayısıyla bakın sadece yani siyasetçiler bir makamı hedefleyerek yani ne olursa olsun o makam. Evet. Çünkü onun sonucunu altılı masada gördük. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hele iki şey arasında e, tur arasında ne olursa olsun ben bu seçimleri kazanmalıyım diyerek işte e, Ümit evet. Özdağ'la yaptığı pazarlıklar bir anda işte böyle Milliyetçi aşırı sağcı, aşırı, yani milliyetçiliği geçelim aşırı sağcı evet. ırkçı söylemleri dillendirmesinin en büyük zararı Sayın Kılıçdaroğlu'na verdi. Belki seçimleri normal kaybetseydi bu kadar zarar görmeyecekti. Samimi ama, bulunmadı. Evet yani bu, bu yalpalam ona çok zarar verdi. Dolayısıyla iki yücü keskin bıçak hı hı. E, yani siyaset. Bazen kendini de doğruyabiliyor siyasetçiler. Yani o mücadeleye girdiği zaman çok dikkatli kullanmak zorunda. Bu açıdan baktığınız zaman hı hı. ben İyi Parti'nin bu açıklamadan sonra şeyinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani çok maharetli bir siyaset, çok dikkatli, çok ciddi yani kendileri açısından ciddi bir mayın tarlasından geçiyorlar evet. şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi de geçiyor. Hı hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimi gördüğümüz şey Türkiye'de herhangi bir iktidara talip olmaktansa Cumhuriyet Halk Partisini yönetmeye talipler. Hı hı. Bununla bununla bu, bu bize yeter diyorlar açıkçası. Evet. onlar açısından zaten demin de bahsettiği kemikleşmiş bir bir kitle de var. Yani öyle dağılmıyor da. Hı hı. ama iyi Parti açısından annesini söyleyemeyebiliriz. Yani bir daha evet. seçimde %11'e olmayabilir ortalıkta. Bir anda dağılabilir. Yani hı hı. bunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini Aslında düşünüyorum. önemli bir şey çıktı yani bu yayımızda. Yani diyorsunuz ki yani burada hem fikirsiniz bu konuda. Yani İyi Parti kalıcı olmak istiyorsa belki de yerel seçimler 2004 yerel seçimleri İyi Parti için bir kader seçimi gibi bir şey. Nasıl pozisyon alacak? Hangi tercihlerde bulunacak? Bu noktada önemli bir seçim anlıyorum ki Tabibiyet İyi Parti testi. için. Peki efendim. Şimdi biraz CHP'yi konuşalım. Ee, Sayın Murat, e, CHP'de pek çok tartışma konusu var. En çok da en canlı e, ele alınan konu elbette e, hani genel başkan kim olacak? Bu çok hani merak ediliyor. Pek çok isim öne çıkıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, e, İlhan Cihaner, işte Murat Karayalçın en son parti bölünebilir demişti, e, geçici genel Bir başkan ben var. olabilirim demişti. Şimdi bu süreçte e, Sayın Ekrem İmamoğlu, Tunceli'yi ziyaret etti geçtiğimiz hafta içerisinde ve orada şöyle bir açıklama yaptı. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorundayım dedi ve açıklamasına şunları ekledi: Tarihi bir seçimdi ve kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık? E, düşünmek, konuşmak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bakın, ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Ben 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda. Millet bana onun için oy veriyor. Ben öyle inanıyorum dedi. Şimdi siz tabi siyasi iletişim uzmanı da olarak nasıl yorumlayacaksınız? Sanki Sayın İmamoğlu'nun hani o hani konuşmasındaki ton sertleşiyor gibi. ne dersiniz? Aslında son dönemki konuşmalarına baktığımızda bir Hı. yumuşama var. Yani 29 Mayıs sabahı daha 28 Mayıs seçim sonuçları tam resmi olarak bile sonuçlanmamışken sabah sabah bir videoyla Güne uyandık. Biz 15-16 saat yayınlardaydık farklı farklı kanallarda. Uyandığımızda böyle bir video ile karşı karşıya kaldık. Burada bir değişim çağrısı yapıldı. Hı. Ama tabii Sayın İmamoğlu'nun iletişim dili genellikle çok net ve somut olmaz, şeffaf olmaz. Sağa sola yukarı aşağı her noktaya çekebilirsiniz. O gelişmeden sonra ben aslında bu nedenle bunu söylemiştim. Denebilecek cinste bir tarz açıklamaydı. O günden itibaren aslında değişim vurgusu ön plana çıktı. Ama değişimi hiç kimse altını doldurarak, somut, sac ayakları yere bastırarak açıklayamadı. Biz bu soruları hep sorduk. Yani ekranlarda da sorduk. Ben yazılarımda da yazdım. Ee, baktığınızda değişimden kasıt nedir? Bizim izlediğimiz tablo şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce beraber yol yürüdüklerini değiştirerek bir değişimi yaptığını ifade ediyor. Ekrem İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun değiştirdikleriyle bir zoom toplantısı yaparak genel başkanı değiştirmeye çalışıyor. Yani değişen bir şey yok Cumhuriyet Halk Sadece koltuk kavgası olarak ifade etmek değişim tartışmasından daha anlamlı olacak diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani izlediğimizde görüntüyü ki aslında asıl değişim mesajını seçimde vatandaş verdi, millet verdi. Dedi ki genel merkezinizden Türk bayrağının çıkartan genel başkan danışmanına göreve devam ettirmeyecektiniz. Suriye, Irak askerlerine hayır vermeyecektiniz. Bize mavi vatan bizim ne işimiz var efendim demeyecektiniz. Kıbrıs'tan eğer seçimi kazanırsak Türk askerini çekeceğiz demeyecektiniz. Devlete uyuşturucu ticareti yapıyor iftirası atmayacaktınız gibi 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 bunları sıralanabiliriz. Aslında değişimin e, manifestosu burada yatıyor. Bunu almak yerine değişim iyidir, değişim güzeldir şeklinde bir açıkçası bir gündem atıldı ortaya. Tabii Ekrem İmamoğlu bunu yapmasının altında yatan sebep de şuydu. Benim yaptığım analiz 2024 seçimlerindeki çok muhtemel olan kaybetme durumunun bir ön almasını yapmak. Birincisi aday olmadan genel merkeze direkt geçebilir miyim? Buradan yani kaybetmiş bir isim olarak CV'imde, özgeçmişimde bunu bertaraf edebilir miyim? Bu olmazsa bu tartışmayı gündemde tutarak ya aslında ben çok başarılı bir belediye başkanıyım ama genel başkan değişmediği için, değiştiremediğimiz için bir seçimi kaybettik e, vurgusunu yaparak kendi başarısızlığını Kemal Kılıçdaroğlu örtüsüyle ördüm. Peki şuna ne dersiniz? Şimdi burada bu açıklamada Sayın İmamoğlu'ndan Sayın Kılıçdaroğlu'na giden bir e, suçlama da diyebiliriz. Belki bir analiz yorum diyebiliriz. Kaybettik diyor ve bu kaybetmenin nedeni olarak biraz Sayın Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor neden olarak. E, fakat tam tersinden olaya bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bakalım. 2019 e, seçimlerinde CHP e, işte üç büyük şehri aldığında e, Kılıçdaroğlu ne mesaj vermişti belediye başkanlarına? Ben başarı hikayesi istiyorum demişti. Evet. E baktığımız zaman, sokağa indiğimiz zaman özellikle İstanbul'da çok ciddi sorunlar var ve CHP'li vatandaş bile artık kameralara açık Isyan açık konuşuyor, e, işte sinekten böcekten vesaire şikayet ediyor, hizmet alamamaktan şikayet ediyor. Şimdi bu süreçte peki e, hani Sayın Kılıçdaroğlu penceresinden de bakarsak Sayın İmamoğlu başarısız belki de. E, ne dersiniz? Yani vatandaş açısından bakarsak Sayın İmamoğlu başarısız. Yani başarı puanlarını da ölçüyoruz memnun üniyet oranlarını da ölçüyoruz. Sahadan gerçekten ciddi bir tepki var. Betül Hanım, şurası çok önemli. Bakın bu seçimlerin Orayı belirleyici alalım, kısımlarından en önemlisi şu. Eğer Millet İttifakı'nın adayı İstanbul'da ve Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de kazanacaksa, CHP'lilerin artı, İYİ Partililerin artı, HDP'lilerin oyunu almak zorunda konsolide olarak. <laughs> HDP şimdi bir sözleşme istiyor. Bir yazılı mutabakat istiyor. Yani ben artık Gayri meşru bir ilişki istemiyorum. Bu işi resmiyete dökmek istiyorum diyor. Bu seçimlerin kazanılmasında Millet İttifakı adına çok önemli bir engel. Bunun dışında bir bagajla çıkacak artık belediye başkanları seçmenin karşısına. 2019'da verilen sözler var. Bu verilen sözlerin gerçekleşme yüzdeleri oldukça düşük. Vatandaş bunun hesabını da soracak. Buna cevap veremediğiniz an zaten siz geçmişteki güvensizlikleri de bir şekilde bunun üzerine boca ederek bir tabloyla karşı karşıya bırakacaksınız. Bu da zaten kaybedişin bir önünü açıyor olacak. Herkes şu anda kendisinin kaybetme durumunu gölgelemek adına bir strateji içerisinde ki hı hı. genel seçimlerde de Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Karadeniz'e gitti. Oyları artırabildi mi? Hayır. Peki. Hani Top tek başına Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybetti ee, hedefini oraya koymalarının sebebi de aslında biz çok başarılıydık ama Kemal Kılıçdaroğlu başarısızdı. Ee, tek başına kaybeden isim Kemal Kılıçdaroğlu'yu Vurgulamak da esasen <laughs> ama aslında son cümle olarak şunu söyleyeyim. Evet, e, birleşe birleşe kazanacaktınız, birleşe birleşe kaybettiniz. Niye şimdi hedefe sadece Kılıçdaroğlu'nu koyuyorsunuz diye sorabilirim Önemli bir soru. Peki efendim. Sayın Köse bir iki dakikalık vaktim var. Sayın İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretinde vermiş olduğu bazı görüntüler var. Semboller üzerinden, cemevinden kareler ekranlara yansıdı. Bu ziyarette verilen mesajlarına nasıl okudunuz? Evet, ee, Ferhat Hocam son noktayı çok çok güzel koydu. Yani nihayetinde e, Ekrem İmamoğlu ve e, Kılıçdaroğlu'na şu an karşı olanlar e, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini ve Kılıçdaroğlu'nun kaybettirdiğini e, söylüyorlar. Doğruluk payı olmakla birlikte e, şu da var. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sağa sola seçimden bir hafta önce davetiye gönderen ve il il gezen Karadeniz, Doğu Anadolu bu bölgeleri gezen Ekrem İmamoğlu bir seçim çalışması yaptı. İstanbul'u bıraktı, İstanbul'un sorunlarını bıraktı. E, yerel seçim döneminde vermiş olduğu e, vaatleri bıraktı. Öğrencilere sahip çıkacağım. Öğrenciler işte e, ulaşımı bedava e, olacak. Suyu bedava yapacağım. İşte farklı bir İstanbul'la karşılaşacak. İstanbul benim yönetimde demelerinin hepsini unuttu, bıraktı. Ve Kılıçdaroğlu için ve kendisinin de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için seçim çalışmalarına başladı. Ve nihayetinde Kılıçdaroğlu ile birlikte... Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş'ta, e, o çoklu bir e, hayal dünyasındalar demiştim ya biraz önce. Çoklu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı e, sisteminin e, kaybettiğini gördük. Yani sadece burada Kılıçdaroğlu Toparlarsak... kaybetmedi. Ekrem İmamoğlu da kaybetti, Mansur Yavaş da kaybetti, Altılı Masa da kaybetti, HDP de kaybetti. Ve HDP'ye yapışık olan bazı e, marjinal gruplar da kaybetti diyebilirim ben. Evet son gelişmeleri değerlendirdik. Haftayı özetledik. Ben çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Enes Bayraklı. Ederim, Ferhat Murat çok teşekkürler. teşekkürler. Ve Yakup Köse çok teşekkür ediyorum katılım için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler son gelişmeleri değerlendirdik haftayı özetledik efendim iç siyaset bağlamında ve süremizi doldurduk. Haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.